Yurt dışı borsaları, hisse senetleri, kripto paralar, metaverse, NFT gibi yeni teknolojiler, bunlar benim hep yatırım yaptığım alanlar. Son 3-4 yılda kabaca 30'un üzerinde finansal varlığa yatırım yapmışım. Geçenlerde bu 30 farklı alana yaptığım yatırımlardaki performansıma baktım, neler olmuş diye. Çok ilginç bir sonuçla karşılaştım. Bu 30 farklı yatırımın sadece 2 tanesi karın çok büyük bölümünü oluşturmuş. Geriye kalanların bir 15-16 tanesinden zarar etmişim. Gerisi tapi veya hafif karlıklar. Portföy toplamda oldukça karlı ama tamamı iki varlığa dayalı aslında. Tahmin ediyorsunuz, Tesla ve Bitcoin. Başka ilginç bir gözlemim de YouTube videolarına ilgili oldu. Geçen sene Ekim'den beri epey yüklenmiş durumdayım YouTube'a. Daha evvel de kanalım vardı ama pek ciddiye almıyordum. Ekim'den beri de kabaca ayda 10 video yapıyorum. Yani şu ana kadar 40'a yakın video yapmışım. Videolara ağırlık vermeye başladığım Ekim ayından beri 646.700 görüntüleme almışım. İyi bir sayı bana göre. Ama bu rakamın çok büyük bölümü tek bir videodan geliyor. Metaverse'te arsa nasıl alınır? 215.930 görüntüleme ondan. Bir sonraki en iyi video, haftada 100 lira yatırım yaparak nasıl zengin olabilirsiniz? 58.937 görüntüleme. Bir sonraki en iyi videoda yeni kripto yatırım stratejimi açıklıyorum. O da 26.000 görüntüleme. Yani 40 videonun içerisinde 3 tanesi neredeyse 4'te 3'ünü görüntülemelerin yaratmış. Böyle baktığımızda hem yatırım seçimlerimde hem de video üretimde epey verimsiz olduğum söylenebilir. Bir sürü şey yapıyorum. Aralarında çok azı tutuyor. Bu acaba benim verimsizliğim mi, başarısızlığım mı? Yoksa bu aslında iş hayatında ve yatırımcılıkta başarılı olmanın temel bir kuralı mı? Kafama bu biraz takıldı. Meseleyi araştırırken bu konuda benim tek olmadığımı gördüm. Mesela Warren Buffett da ömrü boyunca 400'e yakın hisse senedine yatırım yapmış. 10 tanesinden kazanmış parayı. Diyor ki o 10 tanesi olmasaydı muhtemelen oldukça fasat bir yatırımcı olacaktım. 400'de 10. Bir başka örnek Walt Disney. Walt Disney ilk başarılı filmine kadar 400 tane ortalama başarılı veya başarısız çizgi film üretiyor. Stüdyosu bir kere batıyor, ikinci kez batmak üzere. O sırada Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri yapıyor. Büyük başarı kazanıyor film. Gişede 8 milyon dolar ciro yapıyor. 1936 yılı, o dönem için dev bir para. Ve bir yandan film Oscar ödülünü de kazanıyor. Walt Disney'in hayatı bir anda değişiyor. Bütün borçlarını ödüyor, stüdyoyu büyütüyor. Bugünkü devasa Disney İmparatorluğu'nun temelini atmış oluyor. Bütün bu örneklerden şunu çıkarabiliriz sanırım. Büyük başarılar bir sürü denemenin sonunda geliyorlar. Büyük başarıların ruhunda verimsizlik var, hatalar var, gözyaşı var. Büyük başarılar çok iyi planlanmış, çok doğru seçimlerle olmuyor. En doğru hisse senedini seçmenize gerek yok. En iyi filmi seçmenize gerek yok. Daha çok yapmanız gereken şey bir sürüsünü denemek ve onlardan bazılarını tutacağına güveniyor olmak. Bugün bu çok ilginç kavramı ele alıyor olacağım. Bu kavrama uzun kuyruk kavramı adı veriliyor İngilizce'de. Uzun kuyruk nedir ve neden çok büyük başarıların biz kuyruğun ucunu görüyoruz? Büyük başarıyı görüyoruz ama aslında oraya kadar dünyanın mücadelesi bir sürü deneme yanılma yapılmış oluyor. Bunu anlatıyor olacağım ve bunu yatırım hayatında, profesyonel kariyerde ve girişimcilikte bu temel mantığı, uzun kuyruk mantığı nasıl kullanabilirsiniz? Bu size nasıl büyük başarılar getirebilir? Bunu sunmaya çalışacağım. Umarım ilginizi çeker. Ama önce bir sponsorumuza teşekkür edelim. Benim yatırım dünyamı çok basitleştirdi Midas Yatırım. Bir cep telefonu aplikasyonu bu. Ve Amerikan borsalarına yatırım yapabiliyorsunuz. İleride Türk borsalarına yapabileceksiniz. Güzelliği şu, masraflar çok az. Çok küçük bir parayla başlayabiliyorsunuz. Parçalı hisse alabiliyorsunuz. Yani Tesla 1000 dolar. Nasıl o kadar para vereyim? 10 dolarlık alın. Ona da var. İşlem masrafları son derece düşük. Hatta ilk 4 işlemde para da almıyor. Süreç de çok basit. Bir kimlik bilgisi veriyorsunuz. Fotoğrafla hemen üyeliğiniz açılıyor. Küçücük bir parayı bankalardan oraya gönderiyorsunuz. Hemen işleme başlayabiliyorsunuz. Bugün anlatacaklarım zaten yatırımcılıkla ilgili. Siz de böyle ufak tefek yatırımlar yapayım diyorsanız bence Midas'tan yararlanmakta fayda var. Linkini yukarı ve aşağıya bırakıyorum. Mutlaka deneyin. Süper yakışıklı aktör Brad Pitt'in sinema endüstrisi konusunda müthiş bir yorumu var. Diyor ki bu sektörde 30 yıldan beri çok çalıştım. Sanırım işin matematiği şu, bazı projeler iş yapıyorlar, bazıları iş yapmıyor. Sonuçlar alındığında lafı uzatmada pek anlamı yok. Eğer kötüyse bir sonraki projeye geçmelisiniz, o kadar. Çok samimi geldi bana bu söyledikleri. Diyor ki bu kadar yıl bu işin içindeyim, ben de bilmiyorum. Deniyoruz, bakıyoruz, bazen tutuyor, harika oluyor. Tutmazsa da bir sonraki projeye geçiveriyoruz. Galiba yatırımcılıkta da, girişimcilikte de, kariyerde de akılda tutulması gereken temel bir ilke bu. Bu temel ilkenin geçerli olduğu başka bir alanda sanat koleksiyonerliği. Sanat koleksiyoneri olmak çok zor bir şey. Ben bunu NFT'lerle denedim. Hiç başaramadım. Çünkü bir sanat eserinin ileride başarılı olup olmayacağını anlamak neredeyse imkansız. Bazı sanatçılar kendi eserleri ileride başarılı olacağını öngörememişler. Ben nasıl öngöreyim? Çok başarılı koleksiyonerlere bakınca ama benim kafamı fazla karıştırdığım çok daha basit bir yöntemle iyi bir koleksiyoner olunabileceğini görüyorum.
1936 yılında Nazi Almanya'sından kaçıp Berkeley'e yerleşen, orada edebiyat okan ve daha sonra da dünyanın en büyük sanat koleksiyonerlerinden binasına dönüşen Hans Berggruen'in tekniği mesela hepimize ders olacak nitelikte. 1990'lara gelindiğinde o kadar başarılı bir koleksiyoner oluyor ki Hans, Almanya'ya koleksiyonun bir bölümünü 100 milyon euroya sattığında büyük olay oluyor. Çünkü diyorlar ki bunu adeta bağışladı, bu koleksiyon en az 1 milyar dolar ederdi. Bu sadece koleksiyonun küçük bir parçası. Neler var orada? Picasso'lar var, Klee'ler var, Matisse'ler var, muhteşem eserler var. Ama bu başarılı eserlerin yanında aslında görüyoruz ki Hans çok fazla eser satın almış. Çok fazla hiç para etmeyen veya çok az para eden eser de var koleksiyonu. Onun arasından bazıları çok başarılı olmuşlar ve onları biriktirmeye başladığında Hans hangisinin başarılı olacağını aslında temelde bilmiyormuş. Horizon Research isimli bir araştırma firması sanat koleksiyonerlerini incelemiş ve başarılı koleksiyonerlerin ortak davranışını görmüş. Çok fazla eser alıyorlar. Bunları çok uzun süre ellerinde tutuyorlar. Aralarından bazıları başarılı oluyor ve onların kazandığı değer koleksiyonun genel başarısızlığını örtüyor. Koleksiyoneri kâra geçiriyor. Araştırmanın ortaya koyduğu enteresan bir şey. Bu koleksiyonerler beğenmedikleri eserleri de alıyorlar. Çünkü diyorlar ki ne bileyim ben, benim beğenmiyor olmam bir şey ifade etmez. Belki bu ilerinin Picasso'su olacak, bu ilerinin Klee'si olacak. Ben yine de alayım. Bakıyorlar ki ilgi çeken bir eser var. Alıyorlar, koyuyorlar kenara ve uzun süre üstüne yatıyorlar. Çok fazla şeye yatırım yapıp bunların bazılarından olağanüstü sonuçlar yaratmak, diğerlerindeki zarara da katlanmak aslında risk sermayedarlarının uzun süredir kullandığı bir yöntem. Risk sermayedarları startuplara yatırım yapıyorlar. Yani daha kuruluş aşamasındaki teknoloji şirketlerine. Bunların gelecekte hangisinin başarılı olacaklarını bilmiyorlar. O yüzden pek çoğuna aynı anda yatırım yapıyorlar. Coronation Ventures isimli bir şirket 2004-2014 arasında risk sermayedarlarının yatırım yaptığı 21 bin girişimi incelemiş. Sonuçlar oldukça enteresan. Yatırım yapılan 21 bin şirketin %70'i batmış gitmiş, sıfırlanmış oraya yatırılan paralar. %1'i 20 kat civarında getiri yaratmış. Sadece %0.5'ı 50 katın üzerinde yatırım getirisi sağlamış risk sermayedarına. Yani bir diğer deyişle risk sermayedarları %70'inde kararlarının tamamen yanılmışlar. %20'sinde fena olmayan kararlar vermişler. %1'inde ikisinde gerçekten güzel kararlar vermişler ve bu bütün zararları telafi ettiği gibi onlara kar da getirmiş. Şimdi diyeceksiniz ki startuplar çok riskli hocam, orada bu işe yarayabilir ama büyük şirketlerde böyle olmaz. Ünlü yatırım şirketi JP Morgan'ın tam da böyle şirketlere yatırım yapan bir fonu var, Russell 3000 diye. Küçüklü büyüklü ama uzun yıllardır borsada işlem gören öyle startup olmayan şirketlere yatırım yapıyorlar. 1980'den 2019'a kadar olan sürece baktığımızda bu 3000 şirket %70'ini hisse senedi değeri düşmüş ve bir daha asla toparlanamamış. Fonun karının tamamı da bu 3000 şirketin sadece %7'sinden geliyor. Yanlış anlamayın, bunlar startup değiller, bunlar çok riskli şirketler değiller. Bunlar uzun zamandır borsada işlem gören şirketler. Ona rağmen bu alanda da yaptığınız yatırımın çok küçük bir bölümü karın toplamını getiriyor. 2018 yılında S&P 500 endeksinin, ki olabilecek en büyük şirketlerin bir arada toplandığı endekstir. Bu endeksin yatırım getirisinin %6'sı sadece Amazon'dan gelmiş. Amazon'un karlılığı nereden geliyor derseniz, Amazon'un karlılığı da onlarca ürün içerisinde bulut işlem hizmetlerinden ve Prime hizmetlerinden geliyor. Bir başka enteresan örnek, aynı yıl 2018 yılında yine S&P'nin getirisinin %7'si tek başına Apple'dan gelmiş. Apple'ın getirinde tamamı neredeyse tek bir ürün olan iPhone'dan geliyor. Geçmişe dönük veriler bize gösteriyor ki öyle her gün teknik analizler yapmanıza, en doğru hisse seçmeye, en doğru zamanlamaya yapmaya çalışmanıza falan gerek yok. Sakin olmanız gerekiyor. Napolyon askeri dehayı şöyle tanımlar: diğer herkes delirirken ortalama şeyleri sakince yapmaya devam eden insan. Borsalarda da herkes delirmişken siz sakince ortalama şeyleri yapmaya devam etmelisiniz. İşte bu aralar mesela herkes delirmiş durumda. Resesyon mu olacak? Enflasyon mu olacak? Savaş çıkacak mı? Dünya savaşına gidiyor muyuz? Herkes panik halinde. Herkes en düşükten alayım, en yüksekten satayım. Her gün chartlara bakıyorlar, grafiklere bakıyorlar. Ama anlaşılan o ki bütün bunlara hiç gerek yok. Son derece sakin bir tavırla ortalama bir şekilde aynı şeyi düzenli yapmaya devam etmeniz lazım. Bu bölümü hazırlanırken yine bolca yararlandığım Morgan Housel'ın kitabı The Psychology of Money'de bu konuda harika bir örnek veriyor. 3 tane karakter var bu örnekte: Sue, Jim ve Tom. Bu 3 hayali karakter oldukça uzun yaşıyorlar, 1900 yılından 2019 yılına kadar, ve her ay 1 doları hisse senetlerine yatırmaları mümkün. Sue bu karakterlerden en kalender olanı. Her ay ne olursa olsun, savaşta çıksa, kıyametlerde kopsa, resesyon da olsa,
gidip 1 dolarlık hisse senedi alıyor. Jim biraz daha uyanık. Jim'in yapmaya çalıştığı şey resesyonun olduğu aylarda hisse senedi almıyor. Resesyonun olmadığı aylarda hisse senedi alıyor. Tom ise biraz daha farklı bir karakter. Resesyona rağmen almaya devam ediyor. Sabrediyor ama 6. ayında resesyonun pes edip almayı kesiyor. Resesyon bittiğinde de hemen hisse almaya başlıyor. Biraz şüpheci çünkü bir 6 ay kadar geçip de ekonominin gerçekten rahatladığını görürse gidip hisse senedi alıyor. Şimdi ne beklersiniz? O müthiş zamanlamaları yapan Jim en iyi parayı kazanacak. Riskini yöneten Tom iyi para kazanmalı. Hiç riske miske bakmayan Stu'nun hiç para kazanmamış olması lazım. Gel gelelim sonuçlar hiç öyle değil. Hiç aldırmayan, hep yatırım yapmaya devam eden, resesyonmuş, enflasyonmuş, savaşmış, bütün bunlardan bağımsız olarak her ay 1 dolar yatırmaya devam eden Stu, 2019 yılına geldiğinde 435.551 dolara sahip oluyor. Risklerini süper yöneten, milimetrik yatırım yapmaya çalışan Jim'in performansı 257.386 dolar. Ortalama giden işte bir resesyon başladığında hemen kararını değiştirmeyen, resesyon bittiğinde hemen kararını değiştirmeyen Tom'un ise getirisi sadece 234.476 dolar. Bu periyotta 1428 tane ay var. Bunun 300'ü aşağı yukarı resesyonda geçiyor. Yani zamanın %22'si suyu buna aldırmıyor, yatırmaya devam ediyor. Peki neden daha yüksek bir getiri elde ediyor? Çünkü bu sayede borsanın aniden yükseldiği, az sayıda ama yatırım getirisinde büyük etkisi olan günleri kaçırmıyor. Yani nereye geldik yine? Uzun kuyruğa geldik. Bir sürü gün var, 1428 tane ay var ama o kadar zaman içerisinde birkaç gün var ki orada borsa %20, %30, %40'lık getiriler var. İşte suyu onları kaçırmıyor, Jim ise onları kaçırıyor. Tek fark burada. Biliyorum bu anlattıklarım ilk başta size mantıklı gelmiyor ama rakamlar bunu söylüyor. Çok fazla şey denerseniz ve bunu düzenli yapmaya devam ederseniz sonunda büyük bir başarı elde etme şansınız. Girişimcilere daha fazla, yatırımcılara da fazla. Bence profesyonel hayatta da öyle. Profesyonel hayatta da daha fazla kariyer opsiyonu deneyenler, daha fazla şirket deneyenler aslında sonunda galiba daha doğru işleri buluyorlar ve daha başarılı oluyorlar. Bununla ilgili de yakında bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum. Ama hatalarınıza barışmalısınız. Mükemmel kararın peşinde olmamalısınız. Hata yapınca kendinizi dövmemelisiniz. Hatta hata yapmıyorsanız sorun olduğunu düşünmelisiniz. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu, Fire Phone isimli bir cep telefonu donanımı üretmeye çalışıyor bir ara. Süper başarısız oluyor. Yönetim kurulu toplantısında eleştiriyorlar onu biraz. Diyor ki, bakın diyor, buradaki başarısızlığımın boyutu yeterli değil diyor. Daha büyük başarısızlıklar elde edeceğiz. Bana güvenin diyor. Herkes şaşırıyor. Çünkü diyor ki daha büyük başarısızlıklar bizi daha büyük başarılara götürecektir. Sakın beni durdurmayın diyor. Bir başka enteresan örnek, Netflix'in CEO'su Reed Hastings. Reed Hastings için, Netflix için daha doğrusu, doğru filmleri yakalamak çok önemli. Diyor ki Reed Hastings, biz bu aralar hep doğru filmleri yakalamaya başladık. Başarı oranımız aşırı artmış durumda. Bunu azaltmalıyız. Daha fazla şey denemeliyiz. Çünkü belki aşırı kapandık içimize. Daha fazla şey denersek belki çok daha büyük başarı getirebilecek enteresan projeleri yakalayabiliriz diyor. Yani bilinçli olarak başarısızlığı göğüslüyor bu insanlar. Bilinçli olarak daha fazla şey deneyerek başarısız olmaya razı oluyor bu insanlar. Çünkü diyorlar ki büyük başarılar ancak bu başarısızlık silsilelerinden sonra gelir. Kuyruğun ucunda ona ulaşabiliriz. Böyle ilginç bu işler. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Biz bu tip içerikleri bizim Haddini Aş net sitesinde çok paylaşıyoruz. Lütfen oraya gelin. Yukarıya ve aşağı linklerini bırakıyorum. Düzenli olarak orada yazılar, makaleler de paylaşıyoruz. Sırf ben değil, sevgilim Pınar, sevgili takım arkadaşım Bilge de orada yazıyor, çiziyor. Üstelik bir sürü ücretsiz e-rehberler de var orada. Ücretsiz olarak onları indirebiliyorsunuz. Mesela finansal özgürlük rehberi var. Sakın kaçırmayın. Onun da linkini yine yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Oraya da gelin. Orada da beraber olalım. Ve bu ilginç konuları, haddimizi aşmak için yapabileceğimiz ilginç şeyleri orada da beraber inceleyelim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.